Cansın. Ta 100 metre, 150 metre öteden biri geri geliyor. Çok merak ettim, bize mi geliyor? Yani çok güzel gün batımı var. Aa, herkes selam veriyor. Selamünaleyküm hocam. Biz Mingeçevir diye Mingeçevir'e gidiyoruz. Cengi'ye gidelim de. Gence şehrine gidendir. Aa, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bakü'ye mi gidiyordunuz? Yok kardeş, Gebele'ye gidiyorum. Ha, Gebele. Dün Gebele'deydik. Nohur Gölü'nde kaldık gece. Aa, duruyor. Hadi bezi de al, gide kahve. Bak, günün son otostopu geliyor mu? Mingeçevir'e doğru gidiyoruz. Otostop yapıyoruz. Gelebilir miyiz? Teşekkür ederiz. Oh, günün son otostopunu yaptık. Gölümsü. Tamam. Central bura değil mi? Merkez. Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, güzel şehre geldik. Abi biz buraya sadece yatmaya gelmiştik ama burası çok canlı, çok güzel. Mingeçevir. Yanılmıyorsam buranın adı. Bayağı hareketli, güzel bir yer ya. Bizde de öyle, bizde de. Ben geldim, sen de gel. O yüzden şimdi piyade gezirik, avtostopla gezirik. Evet, burası sizin vatanınız. Ancak avtostopla. Avtostopla ya da piyade. Sen bizim dün emirli başlığı öğrenmişsin. Ben? Yok, o kadar yok. Konuşur. Ya, aynı değil. Ya sen, ben değilsen abi. Ben Kırgızistan'dan geldim. Kırgızca'da ben. Ona göre ben Kırgızca'dan yakın olur. Türkçeden sen de yakın Kırgızsa olur. Yok, ben Türk'üm. Avtostop maşına el kaldırırık. Dayansa sen binirik, gidirik. Dayanmasa Kürt okşuysan. Kürt okşuram ama yok, değilim. Değil. Azlığınız var mı? Yok abi, yedik. Yedik, teşekkür ederiz. Ya, size sakıncası yoksa buraya atak palatka. Güzel. Sorun yok. Türkiye'ye ne söylemek istiyorsun? Merhaba kardeşler. Azerbaycan'dan Türkiye'ye selamlar. Abi burada benzin pahalı. Size bakmış ucuz olmadı. Size bakınca ucuz ama. Sende petrol var, bende yok. Orası helal. Orası helal. Abi gece bak, neydi buranın adı? Mingeçevir. Mingeçevir'de şimdi sen bizi çevirip duracaksın. Sen abi adın neydi? Elbeyi. Elbeyit. Vallahi teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Elbeyi abi şimdi dedi ki size gelin gezdireyim dedi. Gece 11-12 ama çadırı kuramadan şimdi burayı gezmeye başladık. Sağ olasın. Senin şey, sen bu şehirde yaşıyorsun değil mi? Ben. Şehrin güzel. Şey, İkinci Karabağ Savaşı'nın değil, sadece Mingeçevir'in ilk şeydi. Mingeçevir'in ilk şeydi. İkinci Karabağ'da Mingeçevir ilk şehit gelen insan şehidimiz. Şahmar Mehmetoğlu. Allah rahmet eylesin. Çok sağ ol. İki kardeşlerim burada, ikisi de bu muharebede şehit olurlar. Gidelim oradan. Bu sıra hamısı teze gelen şehitler. Buradaki şeyler. 50 bir de İslam. Bunlar iki kardeşti. Yok. Ali İslam. Ali Ahmetoğlu ve İslam Ahmetoğlu. İki kardeş aynı cephede şehit oldu. Aynı cephede şehit oldular. Annesi bunun üstün burada ağlıyordu bastırılan zaman. Haber geldi ki ikinci kardeşi de şehit oldu. Ay. Hani çok annesi anasını Allah hayırlı ömürler versin. Babası da 3-4 yıl bundan önce ölüm. Yani ben de bilmiyorum, 3-4 yıl bundan önce ölüm. Allah rahmet eylesin. İki şehit anası. Ben burada 5 şehidi bastırdım. 5 şehitten sonra könüllü gittim Karabağ'a. Sen de gönüllü olarak savaşa gittin katıldın. Gönüllü olarak gittim Karabağ'a dövüşe. Helal olsun ya. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Aa, kedi orada. O mu? Kedi. Bu kedi gitmiyor. Gitmiyor. Burada kedi var şehidin yanında hep diyordu arkadaş. Şehidin kedisiymiş. Yine burada. Zaten kedi biraz meşhur olmuş. Bir de
halam oğlu şehit olmuştu. Hmm. Ben şahsen bizden ele bir iki nefer şehit olmuştu. Ben onlardan 8 tane can aldım. Sen 8 ben can. Tek başıma 8 can aldım. Tebrik ediyorum. Çok sağ ol. Onu kanı da, yerde kalmadı. Kanı yerde kalmadı. Sen şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Gazilerimize Allah can sağlığı versin. Amin. Amin. Yaşı ki biz buraya getirdin, apardın. Sağ ol. Vallahi biz de gördük, içinde olduk şimdi. Tamam. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Aile, herkese selam. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Cezan seyre kalsın. Evet. Sağ olasın, senin de. Sağ ol, siz de. Allah'a emanet. Abi çocuk şu an gece 1 oldu. Bizi bu saate kadar gezdirdi, tozdurdu. Şimdi biz otostop çekeceğimiz şehrin dışına tekrar geldik. Çadırımızı kurduk. İyi yürüdün bugün. Valla süper yürüdük. Kaç kilo verdin? 40 bin adım yaklaşık yol yürüdük. Standart değişik yollarda gibi. Aynen. Kaç kilo verdim? Bilmiyorum valla. Bir hafta içinde 2-3 kilo da versem Allah bereket versin. Sen bir hafta benimle takılınca vereceğim zaten. İnşallah. Evet. Neyse, iyi geceler. Yarın sabah genç şehrine doğru yola devam edeceğiz. Abi sabah geliyor. Çay hazır mı abi? Çay hazır değilse geri yatıyorum. Abi görüşürüz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Evet, yine yola çıkıyoruz. 7'de kalktık. 1.30'da yattık. Gence varacağız bugün. Necez? İyi, sen necesin? Gence... Türküz, Türküz. Gence gidiyoruz. Aynen, biz de Türküz. Eyvallah. Sen burada mı çalışıyorsun? Yok, biz Celilabad'lıyız. Celilabad'dan. Şehitler diyarı. Şehitler diyarı. Azerbaycan'da en iyi şehitler diyarı. Duydunuz mu? Celilabad duydum. Ya... Böyle içim kıpır kıpır oldu ya. Adamsın. Allah razı olsun. Allah senden yolunuzu açık eylesin inşallah. Senden de kardeş. Annem işte annemmiş. Lan ne güzel araba. Selamünaleyküm hocam. Nasılsınız? Tamam, buyurun. Biz Türkiye'den geldik de Gence doğru otostop yapıyoruz. Cene, ben Gence'ye girmeyeceğim. Onun yanına çekeceğim bile. Yakına gidiyorsun. Olur, pulsuz geziyoruz, olur mu? Buyur, buyur. Oo, sağ olasın. Tamam. Vay vay, Moskoviç ya. Ne araba? 412 Moskoviç. Hızlı şoför de. Abi de hızlı zaten. Arabadan önce o kadar giderdi. Video biraz böyle hızlı hızlı akıyor. Çünkü çok büyük bir tur yaptık şu an ya. Bir sürü yere gittik. Ben sadece şu an ön gezi yapıyorum. Size de az çok böyle bir fikir edinmeniz için gösteriyorum. Şu an Gence şehrinin girişindeyiz. Böyle bir girişi var. Ben buralara tek başıma tekrardan geleceğim. O zaman size buraları daha güzel ve daha geniş gezdireceğim. 7-8 kilometre sonra da Gence'nin, Azerbaycan'ın en büyük iki şehrinin merkezinde olacağız. Ve günün son otostopu. Bakarsın, dünya turuna çıkıp size. Ben götümü dağıtar ama talba yok. Söz derim. Ne var şimdi? Option dünyanın gelsin yoksa ne diyeceğim? Aynen abi, biz dünyayı geziyoruz. Gezdiğimiz yerlerin videolarını çekip Türkiye'ye tanıtıyoruz. Ha, yakışık, hoş geldin. Şimdi Azerbaycan'ı tanıtmaya geldik. Çetin değil bela. Yok değil, keyifli. Bak şimdi seninle tanışıyoruz. Bir gün Gence'ye gidiyorum, bir gün Şeki'ye gidiyorum. Hatta otostopla da bela. Aynen. Biz de yakışı olduk. İnşallah daha yakışı insanlar kalmadı. İnşallah, inşallah. Hepiniz öylesiniz. Evet. Buyurunuz Bayrak Meydanı, Gence. Selamünaleyküm. Aleyküm.
Aleykümselam abi. Nasılsınız? Nasılsınız abi? İyi, siz nasılsınız? Sağ ol, hürmetli olalım. Abi biz geze geldik de kahvaltı yapmadık. Burada nerede kahvaltı yapılır? Harda öğrensin abi. Burada da kahve var. Yukarıda da var. Ama hamsından yakşı abi. Bak dedim ora var ya ora. O kırmızı bina. Kırmızı bina. Tamam. Onun altında git. Lahmacun da böyle de sizde olan şey. Ne desem var. Ama kahvaltı yok mu böyle domates salata? Var. Baba ora git bak ora. Tamam. Orada da var. Burada biraz şeydi. Pahalı. Tamam, pahalı olmaz bize. Ha abi ora hamsından yak. Tamam abi. Orada da desem var. Allah razı olsun. Orada. Sağ olasınız. Adın neydi dayı? Muhammed. Benim de. Senin Muhammed. Mehmet de Mehmet diye. Ha Muhammed ya. Eskiler Mehmet diyor. Elhamdülillah Rabbil alemin. Rahmanirrahim malikiyemidim. Cansın. Bu Leningrad'dan kalmaydı değil mi? Abi dayıdan böyle Leningrad muhaberesinden kalma bir tane madalya aldım. Hakiki o zamanın madalyası. Böyle de işte Sovyet ve... Bu neyin parası? Bu da mı Sovyet? Sovyet'indi. Ha bunların hepsi Sovyet. Bu yakın dönem ama bunlar eski dönem. 70'ler 80'ler parasından aldım. Abi ondan sonra böyle bir para aldım. 1900 yılına ait. Sovyetlerin parası. 1900 yılından kalma. Bu da 1987 yılının. O olimpiyat şey miydi? Onu bir rublesi. Ha olimpiyatı vermemiş dayı. Özel. Bir de böyle bir Sovyet parası aldık. Böyle yani madalyalar, bir sürü paralar falan aldık. Dayıyla anlaştık, 20 manat halletti. Ben memnun oldum. Şad olmuş abi. Şad olduk, yaşlı olduk. Yaşlı olduk. Biz tamam. Gezmeye gidiyoruz. Evet. İsteyen arzun var. 80 yaşında inşallah ben de senin gibi olurum. Gömleğim benimkinden daha güzel. Gelersen gel. Ben pantolonu almışam. O kras kalamıyor öyle. Aynen. Hansı yönünde yaşlı oldu? 20 yılda dağıldı Hansı. O Sovyet oldu. Uruslar olan da Uruslar. Bizde Uruslar Sovyet. Rehberi tabii. Uruslar rehberi yani. Evet. Başarışlar mı? Evet, başarışlar. Düz danışıyor. Bizim büyüklerimiz Uruslar olursun. Bak bu bozdanyalar var mı? Onu Uruslar çıkıyor. O şey dağıldı, kırıldı. Ondan sonra kum gelmedi. Sayı dağlandı. Uruslar eledi. Temiz patlarlar. Uruslar eledi. Görsen. Ama azat yaşamak yaşlı değil mi? Saçası yoktu, gelmiş. Bakü'de neft var. Neft, bize de öyle. Uruslar'da. Yağ bilsen de. Bilirim. 3 maat idi. 3 Yağ. O yağı yiyorsan iyi ya. Kereyağı. İndi 20 manattır. Hansı yaktırdı? Ha? Hansı yaktırdı? Emekli. Biri var 20 manat alırsan, 20 manat alırsan. Biri var 3 manat alırsan. Uruç yaktı. Emekli maaşınız şimdi ne cevir? Maaş? Evet. Maaşla ben pensiye alırım. Pensiye ne cevir? 300 manat. 300 manat. Yaşlıdır 300 manat. Yaşlıdır. Evet. 30. Sovyetlerden kalan. Ha Sovyetten kalan. 40 yıl işlemiş ben. 40 yıl. 92. yıldan beri işlemişsiniz değil. Yok. İşlemişsiniz, pensiyonasınız. Yok. Ama sen bunu işliyorsun. Bu da... Hobi. Bunu öyle ya, öyle yatıp kalmıyor sanki. Bir de gelsinler, desinler dur, yok. İki tane bize. Emmi, bu ne, bu ne? Bu Fanta, bu Düşes. Düşes? Ha, Düşes değil, ben Fanta istiyorum. Düşes ne? Düşes de buna benzeyen bir şey ama armut. Düşes armut mu? Tat. Tamam benimki armut olsun. Nektarı zaten bak az bir şey. İranlı söylüyor. Nektarı. Yok. Nektar. Türküz. Türkçe konuşuyoruz ya abi. Ya, Türkiye bak Azerbaycan'ı ne yakışı biliyor. Bana bundan ha. Bir millet iki devlet. Bir millet iki devlet sağ ol. Oo sen bir şey söyleyeyim mi? Armut suyu sevdim. Biraz fazla tatlı ama. Böyle sodalı. Sodalı kompostoya benziyor. Helal mı abi? 20 depik. Burada kuruşa depik diyorlar. Depik.
Gepik. 20 gepik o da 1 lira, 1 lira yapıyor. Şimdi Gence şehrinin meydanına geldik. Küçük bir şehir değil. Ruslardan kalma bazı yapılar da var burada. Ama ben Bakü'yü gördükten sonra şey düşündüm ya, Azerbaycan ne kadar böyle hani binalarla, yani gelişmiş yapılarla dolu falan diye düşündüm ama sadece Bakü'ye özgüymüş, onu anladım. Buralar yine yani diğer ilçeleri orta düzeyde gelişmiş ya da tarihi eserlerle dolu. Bir tek Bakü hem tarihi eser hem de böyle modern çağa ayak uydurmuş bir şehirmiş. Ama gerçekten Bakü, yani Bakü özel videosu yapacağım ben bundan sonra. Bakü efsane bir yer ya. Ben ondan sonraki ilçede de Gence'ydi mesela. Hani büyük deyince şey bekledim, böyle gökdelenler falan, ama kendi halinde nezih bir şehir. İnsana daha sıcak. Bakü'de de çok insanlar sıcak ama büyük şehir olduğu için çok diyalog kuramadık, ama burada daha böyle herkes selam, sabah, muhabbet, ne yersin ne içersin modunda. Belki videolara çok denk gelmedi, hatırlamıyorum, hiç o muhabbetlerde açık mıydı, ama Haydar Aliyev'e geldiği zaman onlar da o da bizim oluyor önderimiz diyor. Hakkında hep güzel konuşuyorlar. Burası da onun meydanı. Aşağıda parkı var. Abi bu parkta geziyorduk demin. Azat takip ediyormuş beni. Sağ olun. Aleykümselam. Azerbaycan'dan, Gence'den tatlı salamlar. Allah razı olsun. Çok seviyoruz. Biz de seni kardeş, daha. Oo, ne güzel soğukluk geldi be. Yok, Allah. Azat, biz zaten alacaktık dostum. Vallahi alacak. Vallahi Abdülhamit dedi. Vallahi de billahi. İzliyormuş onu da. Onda mı izliyorsun? Sen ne hatırlıyorsun? En son Pakistan'da olmağını. Yok. Yok, hep bütün videolarda. Ya tam Bangladeş gitti. Bangladeş. Gitti. Koza Pakistan'ı koştu yuttu. Misaf şeyini. Geçer. Saklama. Otostop. Ha, otostopunu. Ay kadın al. Şimdi de buradayız. Tüm dünyanın fırlanıp bu kişi. Ya senden selfie eleyebilirim. Olar. Koy diğer telefon katı katı getireyim. Sağ ol. Abi. Sağ kurban olup. Sağ. Bu Gence var ya. Merhaba. Abi. Bu Gence var ya abi. He. Bu Gence bizim şehir. Tamam. Buralık. Ne sözün, kalmağa yerin, parasız. Buralık ne işin, sözün, kulluğun, ne olsa tamam. Biz buradayız, Gencelik. Ben... Yani sen buralık ne, Gencelik sözün, söhbətin, tamam. Kalmağa yerin evde mağımdır, bir tamam. De benim, işim yok. Adamsın. Gel, ne kulluk lazımdır sahil ya, sen... Allah hakkı. Burada mı çalışıyorsun? Bak burada, buralar hamısı bizim, bu Gence bizim. Bir tane de ev var, 3-4 defa kaydı o eve gelirsen, akırda nasıl pul kazanıp hediyeler de yaparsan. Ha evet. Pakistan'daydı mı, haradaydı mı? Myanmar, Myanmar. Myanmar'da, şahlar katırsın da güvende. Aynen, güvende. Aynen. Eyvallah, görüşürüz. Gence güzel yer abi. Öyle bir rastgele sokağa daldık da, valla ne güzel evde oturuyor ya. Ne güzel evde oturuyor ya. 1918 yılında Nuri Paşa'mızın geldiği ve geldiğinde de konakladığı Gence şehrindeki bir konağa geldik değil mi abi? Evet. Teşekkür ederiz. Abi sağ olsun bizi konağa açtı. Tika mı burayı yeni dedi abi? Evet. İki ulu önder yan yana. Nuri Paşa'mız da burada. Az çok biliyorsunuz zaten Nuri Paşa, Kafkas İslam Ordusu'nu Azerbaycan'ın özgürlüğü için yardıma buraya getiriyor. Burada da Kafkas İslam Ordusu zabiti var. Burada da diğer zabitlerden fotoğraflar var. Peki Nuri Paşa buraya ordusuyla mı geliyor? Yani evet, ordusuyla geliyor. Ordu da burada yaşıyor. Burada konaklanıyor. Ordu, ordu, o kadar insan nerede yaşıyor? Ordu'daki odası bu odada yaşıyor. Orada nasıl diyeyim? Karargahlanıyor. Tamam. Askerler nerede kaldı? Askerlerin buralarda yurtalar olmuş. Ha, anladım. Buralarda kalmış. 6 ay boyunca burada yaşamış. Bayağı uzun bir zaman yaşamış. Evet. Şu an burası sizin eviniz mi? Evet. Yani sizin dedeniz Nuri Paşa evinde ağırlamış. Evet. Doğru anladım değil mi? Ve hala evet. Şu an burada siz yaşıyorsunuz. Beni. Hatırasını da yaşatıyorsunuz. Teşekkür evet. Ederiz. Aa, Gence'de Türk okulu da açılmış. Türk evet. Mektebi. Onun da ilk öğrencileri. Herhalde bu fotoğrafta buradan gittikten sonraki. Evet.
Buradan Bakü'ye giderken. Evet. Kaç yüzyıllık. Sağ olsun Nurpaşa geldiğinde büyük kalabalıkla, büyük askerlerle hepsi beraber geliyor. Ve Azerbaycan'ı işgaldan azat ediyor. Burada kalmış. Burada yani ağırlanıyor, misafir ediliyor. Burada konaklanıyor. Çekti. Bakın çekti. Şahsı sayfası var. Şahsı sayfasının bütün bilgilendiriyor. İsim neydi abi? Elgün. Senin kardeşim. Sağ ol. Çok memnun oldum bizi misafir ettiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Sağ olun. Allah'a emanet. Teşekkür ederiz abi. Şimdi biz minibüsle şehrin dışına çıkıyorduk. Otostop çekecektik. Şehrin dışında bizi, hocam adı neydi? Beyanet. Beyanet bizi karşıladı. Vay abi sen Myanmar'da değil miydin falan derken. Bizi şimdi Nizami'nin kabrine getirdi. Ama Nizami tam detaylı biz bilmiyorduk. Hem biz bilelim sen de seyirciler öğrensin. Nizami Azerbaycan edebiyatında büyük bir şəxsdir. 12-13. Yüzyılda olubdu. 1141. ildən 1309. ilə qədər yaşayıbdı. Nizaminin bir çox əsərini türk qardaşlarımız da bilir. Leyli və Məcnun məsələn. Leyli Məcnun çoxu Məhəmməd Füzulidən xatırlayır. Ancaq ilk dəfə Leyli və Məcnun əsərini yazan Nizami Gəncəvi olmuşdur. Nizami Gəncəvi xəmsə əsəri, beşlik deməkdir. Elə Gəncə sözün mənası da beş xəzinədən götürülübdür. Gəncə. Yəni Nizami Gəncəsiz təsəvvür edilə bilməz. Ona görə onun ləqəbi də Gəncəvidir. İyili şəkilsi fars dilindən keçibdir. Yəni Nizami Gəncəli. Nizaminin atası da bunun olubdu. İlyas oğludur, İbn İlyas. Birazdan onları da qəbir abidəsini ziyarət edəcək. Yəni türk tarixində çox önəmli bir şəxsdir Nizami. Nizaminin bir gözəl sözü var. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir suda. Yəni suyun da bir miqdarı var, ondan çox içiləndə su da insana bir zərəri var. Nizami Gəncənin bir çox sözləri var. Məsəl üçün orada göstərir, keçir öz ölkəmdə mənim hər günü, qaçmaqla bağlıdır, arxamdır. Yəni vətənin necə gözəl bir yer olduğunu o sözlər bizə onsuz izah edir. Nizami unudulmaz bir şəxs həqiqətən. Tarix mənbədir. Nizaminin annesi ve babası. Nın yattığı yere de geldik. Vallahi iyi oldu abi, sağ olsun. Seni tanıdığımız güzel oldu. Şimdi biz video çok uzun olur diye her muhabbeti alamıyoruz ama yaklaşık yarım saat 45 dakikadır hem Osmanlı tarih öğretmeni Osmanlı tarihini ya da yakın geçmiş Türk tarihini çok iyi biliyor ve okullarda Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi, Tansu Çiller'i bile anlatıyoruz biz derslerde de çok şaşırdım. Bizim bugün 23'ten sonrası neredeyse yok gibi bir şey okullarda ama siz hamısını keçirik. Biz... Turgut Özal'dan, Tansu Çiller'den, Demirel'den hamısını məktəbdə uşaqlara keçirik. Öyrətdik. Ortaokulda diyorsun. Ortaokulda bəli. Daha liseyə də üniversitə deyil, ortaokulda çocuklara... Bizdə ortaokul lisə 1 gedir. 11 yıldır. Vay be, gerçekten şaşırdım hani. Tanıştığımızda tekrar sevindim kardeşim. Sen de tanıştığıma sevindim. Ben de memnun oldum. Bir daha bekleriz efendim. Biz gidiyoruz Bakü'ye. Zeki ile olan yolculuğumuz buraya kadardı. Zeki Kırgızistan'a dönmesi gerekiyor. Biz 3-4 gündür otostoptayız. Birçok insan bizi evine davet etti. Gidemedik çünkü Zeki'nin zamanı azdı. Hızlandırılmış bir tur yaptık. Ama bundan sonra daha geniş ve bilgi dolu videolar yapacağız. Zeki nasıldı? Süper geçti. İyi ki geldim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bir daha otostopla kampla gezecek misin? Otostopla düşünüyorum ama yok. bana göre değil yani. İyi. Yine iyi dayandın. Helal olsun. Eyvallah. Çok yol yürüdük. Günde 30 kilometre yürüdük. Dün aynen rekor kırdık. Kırka yaklaştık neredeyse. İyi. Eyvallah, sağ olasın. Like atsınlar söyle. Herkese teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Alemin ve ailenizin en değişik kanalına bir daha gelin. Eyvallah.